HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği çıplak arama konusuyla ilgili tartışmalar da devam ediyor mecliste. Gergerlioğlu dün akşam da genel kurulda bu iddiasını sürdürdü. CHP'li Tuncay Özkan da Ergenekon'dan tutuklandığında çıplak aramaya maruz kaldığını duyurdu. Tartışmalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahil oldu. Soylu'nun sözleri çok sertti. Çıplak aramayla orada tartıştık. Yoktur demekle acılarımız yok olmaz arkadaşlar. Çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Çıplak arama tartışması devam ediyor. Size rağmen çıplak arama var ve çıplak aramayı Allah'ın izniyle bitireceğiz. HDP'li Gergerlioğlu Uşak Emniyeti'nde kadınlara çıplak arama yapıldığına dair iddiasını dün akşam da genel kurulda sürdürdü. Koridor görüntüleri yayınladı. Ya çıplak arama koridorda mı olur? Kapalı, kamerasız odada olur. Koridor görüntüsü yayınlayarak insanları kandırmaya çalıştı. Konunun gündeme gelmesinin olumlu sonuçları olduğunu söyledi. İlk defa Ömer Bey, dün yapılan görüşümüzde çıplak arama yapılmadı. Biz 4 yıldır her görüşte çıplak aramadan bıkmıştık. Çok sık genel kurulda konuşmayan CHP'li Tuncay Özkan da söz aldı. Kendisinin de çıplak aramaya maruz kaldığını duyurdu. Metris cezaevine götürüldüğümde beni bir odaya koymak istediler. Niçin beni bu odaya koyuyorsunuz diye sorduğumda arama yapacağız dediler. Dedim ki ya ne araması, zaten gözaltından geldim. Çıplak aramayla orada tartıştık. Biz yaşadık. Bizim çocuklarımız yaşamasın. Çıplak arama il emniyet müdürleriyle toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gündemindeydi. Bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur. Şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Gergerlioğlu'na FETÖ'cü diyen Soylu Adalet Bakanlığı'na seslendi. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezeldir. Yargıya da çağrıda bulunurum. Bu adam teröristtir. Gereği yerine getirirsin. Soylu'nun bu sözlerine CHP ve HDP temsilcilerinden tepki geldi. Namussuz ve şerefsiz sözünü sana iade ediyor. Kabadayı ağzıyla konuşmakla olmaz. Neden rahatsız biliyor musunuz? Çıplak arama uygulamasının kamuoyuna açıklanmasından rahatsız.